Merhaba sevgili yengeçler. Selamlar sevgili yengeçler. Bilinç Okuru Astroloji Haber Merkezi'nden Kasım ayı yorumlarında Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan sizlerleyiz. Evet sevgili Demet, neler var? Evet sevgili yengeçler, Kasım ayı yine önemli bir ay. Yılın son tutulmasını yaşayacağız. Bu yıl yaşayacağımız 5. tutulma olacak bu. 3 Kasım'da 11 derece Akrep Burcu'nda Güneş tutulmamız var. Yengeçlerin 5. evinde gerçekleşecek bu tutulma. Aslında yengeçleri tabii ki olumlu destekliyor. Jüpiter de yengeçte. Duygusal hayatları, aşk hayatları ile ilgili önemli gelişmeler olabilir. Duygusal hayat, aşk hayatı, çocuk. Çocuk. Çocuklarla ilgili hamilelik, doğum. Pek çok yengeç insana bu tutulmayla beraber 18 aylık dönemdeki tutulmanın etkisi 17 ay, 18 ay civarında çocuk sahibi olacak. Pek çoğu gerçek aşkıyla tanışacak ve gerçekten güzel bir dönem geliyor. Sevgili yengeç, kabuklu varlık, sulu varlık, seni seviyoruz ve gökyüzü de senin yanında. Uzun dönem yengeçleri gökyüzü üvey evlat muamelesi yaptı biliyorsun. Satürn bir yerden vurdu, terazide Uranüs bir yerden vurdu, Plüton bir yerden vurdu. Gerçekten zorladı. Ama şu anda büyük su üçgeni var gökyüzünde. Jüpiter bir yerden destekliyor, Satürn bir yerden destekliyor, Neptün bir yerden destekliyor. Şanslısınız. Gökyüzünde halay var sizin için. Vallahi gerçekten evet, böyle. Evet, tabii inanıyorum. Gerçekten böyle. Yani gerçekten yengeç ve yükselen yengeç ve ay burcu, yengeç burcu olanlara hayatınızda eğer kötü giden bir şeyler varsa en yakınınızdaki nöbetçi bilinçokulu astroloğuna sorun. Neden kötü gidiyor hayatımda? Bazı sorunlar var. Bilinçokuru danışman astrologlarından da bazı destekler alabilirsiniz bu konuyla ilgili. Çünkü eğer gerçek bir yengeçseniz hayatınızın şu an kötü gitmesine imkan yok. Jüpiter Konopus üzerinden Sirius'a doğru hızlı gider. Neptün yanında Satürn 3 Kasım tutulması ve 17 Kasım'daki ger hızlı bir şekilde Dolunay'ı anlatırım. Dolunay, çok evet, hızlı bir şekilde geçmek. Anlatırım. Güzel şeyler var çünkü çok çok güzel şeyler. Devam ediyoruz hızla. Evet 17 Kasım'da neler var? 17 Kasım'da 17 Kasım'dan önce Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçmesinden de bahsedelim. Onu haftalık bu yorumlarda bahsedelim. Tamam. Yengeç haftalık burç yorumlarında Venüs'ün Oğlak Burcu'ndaki ileri hareketi var. 5'inden itibaren Kasım'da başlıyor bu. 6 Mart'a kadar güzel şeyler bekliyor. Haftalıklarda bu konuyu ayrı ayrı unutturma bana. Evet. Sevgili yengeç kabuklu varlık için konuşalım. 17 Kasım ne 17 dersin? Kasım Boğa Burcu'nda Dolunay var. 25 derece Boğa Burcu. Yengeçler için yine 11. ev. Yine sosyal hayatları, aşk hayatları, geleceğe dönük hedefleri, dilekleri, istekleri ile ilgili orada bazı sonuçlanmalar olabilir. Arzu edin, dua edin. 17 Kasım dua, rukiye, meditasyon gününüz olsun. Arzuların gerçekleşeceği, evrensel kapıların yengeç burcu için açılacağı. Çünkü güneş üçgen Jüpiter'e 5 derece var. 12 Kasım'daki güzel haberler. Evet. 3 Kasım, 12 Kasım, 12 Kasım yılının en iyi günlerinden biri. 17 Kasım Boğa Burcu'nda Dolunay'da. Kalabalıklar içinde olacaksınız. Evlilikler, partiler, toplantılar, kalabalıklar içinde ve insan ilişkileri, dernekler, kulüpler, kişisel arzular, kişisel meslekle ilgili başarılar diyorum ben. Yani yengeç burcuyla ilgili hiç kötü bir şey yok. 22 Kasım'da Güneş Yay Burcu'na geliyor. Orada canavar gibi bir de Güneş'in desteği var yengeçte. Evet. Ne dersin? Evet. İş ve günlük hayatla ilgili destekler. İşle ilgili, günlük hayatla ilgili, hisseli paralarla ilgili bazı destekler olabilir. Bu arada Mars Başak Burcu'nda yengeçler için. O 11. da yakın çevre ilişkilerini biraz arttırıyor. Seyahatler söz konusu olabilir. Küçük seyahatler. Evet. Bazılarına otomobil kredisi arayacak mesela. Onlar için çok uygun 22 Kasım haftası. 24 Kasım'da Kasım. Merkür düzeliyor. Tabii. Merkür'ün retro hareketi bitiyor. 24 Kasım'da bazı sulu varlıkların gözlerini yaşartabilecek, üzgün ve hayal güçlerini zorlayacak olaylar olabilir. 30 Kasım'da da Güneş Üçgenli Yay ile beraber, Güneş Üçgen Uranüs'le beraber Yay Koç, iş ve kariyer yaşamları ile ilgili belki güzel haberler gelecek. Evet, sürpriz olabilir. O beklenmeyen sürpriz. Sürpriz haberler. Ani, hızlı. İş bulabilir, işle ilgili keyifli haberler gösterebilir. Vallahi bu kadar güzel bir ayı doğru kullanamıyorsan yakınındaki bir astroloğa git ve kendinle ilgili sorunları çöz derim ben. Evet sevgilerle kar, bye. Hoşçakalın. Güle güle.